İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Arkadaşlar 15 kişi olduk. Biz başlayalım, gerisi gelir. Şimdi maskeleme sıvısından söz ettim. Maskeleme sıvısı olanlar onları hazırlasın. Olmayanlar bu kağıt bantlardan ya da bir tane o bildiğimiz beyaz mumlardan. Şimdi maskeleme sıvısını nasıl kullanacağımızı bu videoda göreceğiz. Maskeleme sıvısı olmayanlar o ağaçların üzerine incecik mum sürebilirler. Ama mumu sürerken çok sert basmayalım, hafif basalım. Çünkü sert bastığımızda mum çok sert etkiler yapar. Mumun vazifesi sürüldüğü yerin boya tutmamasını sağlamak. Maskeleme sıvısıyla bir farkı, maskeleme sıvısını çıkardıktan sonra oraya tekrar boya koyabiliriz. Ama mumu sürdüğümüz yere boya koymayabiliriz, koyamayabiliriz. Ayrıca kağıt bantta o küçük ağaçların şeklinde kesip o kağıtların etrafını yapıştırdığımız bandı ağaçların üzerine yapıştırabiliriz. O da suyu ve boyayı geçirmeyecektir. Dolayısıyla ağaçların açık renk alması için bunları yapıyoruz. Şimdi başlıyorum. Arkadaşlar bugün size bu maskesinin nasıl kullanılacağını da göstereyim. Burada gerekecek bize. Önce kullanmadan önce biraz çalkalıyorum ki iyice karışsın. Hatta şey yapabilirsiniz. Yani bir yerde duruyorken gelip onu çalkalayıp sürekli sıvı halinde kalmasını sağlayabilirsiniz. Bakın bir kamış çubuklu alıyorum. Fırçayla almıyorum. Sebebine gelince bu malzeme fırçaları çok çabuk bozuyor. Eğer fırçayla kullanacaksanız gözden çıkardığınız, bir daha kullanmayı düşünmediğiniz en eski fırçanızı kullanın. Ya da bir pipet yardımıyla alıp sürebilirsiniz. Bu malzemeyi sürdüğüm yerde bu malzeme kuruyacak. Kuruduğu zaman ben onun üzerinden o malzeme yokmuş gibi boya atabileceğim. Sonra da tekrar kuruduğunda parmaklarımla onu kazıyarak yerinden alacağım. Dolayısıyla onun altı da bunun altı da beyaz renkte kalacak. Ben de o zaman ağaçları istediğim gibi yükselmek imkanına kavuşacağım. Hepinizin elinde olmayabilir bugün. Bu malzemenin işini gören başkalar da var. Onlardan söz edeyim. Mesela bildiğimiz mum var ya, beyaz mum. O beyaz mumun ucunu böyle kalem gibi incelterek bu benim malzemeyi sürdüğüm, bu kapatıcıyı sürdüğüm yerlere sürebilirsiniz. Ama mumu sürerken çok sert bastırmayın. Çünkü mum çok sert efektler çıkartır. Dolayısıyla çok sert efektlerde sonradan düzeltilmesi zor olur. Böyle mumu yavaş yavaş ufak dokunuşlarla sürerseniz olacak. Mumu kaldırmaya da gerek kalmayacak ama bu malzemeyi kaldırmak gerekecek. Aradaki dallardan da
malzemeden koyalım. Aralarda tabii koyu renkli dallar da olacak. Bunlar da olacak. Evet, bu malzemeyi sürdükten sonra kurumasını beklememiz gerekecek biraz. Sorusu olan var mı? Herkes anladı demek. Önce ben sorabilir miyim? Tabii sorabilirsiniz. Daha önce söz etmiştiniz bir kez daha bu eski bir fırçayı, gereksiz bir fırçayı Arap sabununa batırıyorum azıcık. Arap sabunu değil. Arap sabunu değil, el sabunu. Bildiğimiz sıvı el sabunu. Ha, sıvı el sabunu. Yani pardon. Şöyle söyleyeyim. Sabun kullanmadan fırçayı bu işte kullanırsanız 3 kere kullanırsınız. Sabun kullanarak denerseniz 6 kere kullanırsınız. Yani sonunda yine fırça elden gider. Onun için böyle sert kamış ya da pipet, bildiğimiz o içeceklerde kullanılan pipetler var ya, o pipetlerin ucuyla sürebilirsiniz. Tamam, peki, teşekkür ederim. Yalnız tekrar uyarayım, daha önce de söylemiştim, bu malzeme çok pis kokar. Dikkat edin, yani kokusu rahatsız edebilir. Evet. Evet. Parmağımızla kazıyarak alıyoruz. Eğer bunun zemini kurumamış olursa parmağımızı sürdükçe oradaki... Arkadaşlar, ben resmi saç kurutma makinesiyle kuruttum. Hocam, böyle bir şeyi biz ne bileyim ilkel yolla hazırlayabilir miyiz? Anlayamadım. Böyle bir sıvıyı ne bileyim başka bir yolla bir şekilde evde yapabilir miyiz? Vallahi bu malzeme bir plastik kaplama gibi. Evde yapabileceğinizi zannetmiyorum ama internetten bunun nasıl yapılacağı ile ilgili bir bilgi bulup deneyebilirsiniz. Ben de araştırayım, varsa öyle bir ipucu halledelim bakalım. İnşallah. Gökyüzünde ve su yansımasında çok açık renkli mavi görünüyor. Hocam, ben hamur silgi yapıştırmıştım bir keresinde denemek için. Olur ya, demokrasilerde çareler tükenmez. Gerçekten yani yoktu maskeleme pul. İşe yarıyor. Onun da hatırlasın hamur silgiyi. Valla zaten icatlar da böyle çaresizlikten kaynaklanmıyor mu? İhtiyaç varsa her şey yolla deniliyor. Biri de çok kolay çıkıyor. Kurumasını da beklemiyorsunuz. Çok avantajlı bir malzeme. Evet, evet, doğru. Maskeleme bantı. Hocam, ben şimdi girebildim. Çok kısacık bir özet geçer misiniz? Değişik bir özet geçersen vakit kaybı olur. Daha sonra anlatayım, olur mu? Tamam. Aşağıya doğru atıyorum. Neden? Buradaki renklerin çoğu... Yani buradaki videoyu kaçırmayalım. Sonra ne isterseniz sorun. Hocam, bu sulu boyayı önceden çekmiştiniz ya. Onu daha yayınlar mısınız? Tabii yayınlarım. Yalnız sulu boy olarak. Zoom'da olunca yine aynı böyle donarak gösteriyor. Tamam, yayınlarım tabii. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Zaman hem de güzel olmayan bir sulu boya çıkartmış oluruz. Şimdi
Çok açık. Hocam videonun sesini açabilir misiniz? Videonun sesi açık değil mi? Derinden geliyor çok. Ağaç efektlerini vermem. Daha bendeki ses ayarı sonda. Ağacın şeklini resimdeki ya da fotoğrafta gördüğün şimdi gibi oldu mu? Oldu. Tamam. Sesin yeter ya da burada ağaç olduğu anlaşılsın. Yeter, başka bir şey istemiyorum. Dolayısıyla şimdi ben onun altındaki yansımayı da bu renk yapayım. Sonra ben onun üzerine gereken koyuları atıp kara parçasını sudan ayırtıyorum. Farkındaysanız benim resmimde uzun kalem çizimler var. Ben bilmiyorum sulu boya boyamayı. Nasıl olduğunu, nasıl yapacağımı bilemiyorum. Öyleyse ne yaparım? Resme başlamadan önce bu resmin bir küçük krokisini çizerim. Onun üzerinde kroki derken bu kadar detaylı olmayan bir kroki. Onun üzerinden gerekli gölgeleri kalemle tarayarak koyarım. Tarayarak koymanızda hiçbir sakınca yok. Kurşun kalem izi kalsa bile sulu boyada o geçerlidir. Yani sulu boyada kurşun kalem izinin kalmasında bir sakınca yok. Şimdi ben biraz daha geniş bir fırça alıp sağdaki sarılar atmayayım. Nasıl olsa oradaki ton biraz koyu. Öyleyse biraz daha koyu yeşil atabilirim. Belirleyecek bir rastgelelikten söz ediyorum. Ve farkındaysanız geniş fırçayı da biraz yatay tutuyorum ki daha geniş alanları duyabileyim. Yeşil alanı indireyim. Homojen olsun. Burada daha önce söylediğim gibi aralarınızda gördüğüm bu katmanlar arasında boşluk bırakarak atıyorsunuz. Bakın ben hepsini birbirinin içine doğru atıyorum. Yani attığım katmanlar arasında ne derler? Fırça boşluğu. Fırçalar hep birbirine geçecek. Çerçeve görüntüsü biraz daha resmi yerleştirir. Sol altta yine daha açık bir sarı var. Evet, ben de oraya içine sarı yeşil atarsam ışığa doğru bu yaprakların dışa doğru uzantılarını koyacağım. Bu arada hiç ağaç detayına girmiyorum. Aralarda böyle yapraklar var. Buradaki ağacın diplerinde de var yapraklar. Hatta buraları şimdi atalım ama daha sonra atarsak daha güzel olur. Boyamaya çalışıyorum. Ağacın dibi daha koyu ama dikkat etmem gereken benim bu tarafta boyadığım
ağacın gölgesinden koyu olmamalı. Neden? Bu ağaç çünkü birazcık daha ileride. Işık perspektifini halletmek böylece mümkün olacak. Ağacın altındaki sarı alanı öyle bırakıyorum. Onun altında biraz daha koyu bir alan var. Şurası. Orası suyun gölgesi sanıyorum. Yeşil var. En altta da yine biraz açık ama biraz da turuncuya çalan bir renk var galiba. Onu da şöyle dağıtalım. Sonra da onu suyla çekerek biçmeyelim. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Birisi bir şey sormak istiyor ama sormak istiyor musunuz bir şey? Peki. Arkadaşlar ben resmi saç kurutma makinesiyle kuruttum. Şimdi yeniden resmimize döndüğümüz yerde biraz daha koyu bir yeşil yapıyorum. Bu hazırladığım yeşilin de resmin her tarafına süreceğim miktarda biraz daha büyük lekeler bırakmak için. Şimdi dedik resmin sağ tarafında koyu gölgeler var. Bakın koyuları attıkça resmin sağ tarafı bize doğru aşağı hissini verebiliriz. Yeşilin içine biraz sarı atarsak rengini açmış oluruz. Bu aralardaki beyaz bıraktığım açık renkleri de bir düzen içerisinde yaparsak resme biraz özen göstermiş olduğumuzda anlaşılır. Altını yukarıya doğru. Zeki abi. Şimdi biraz da buradan böyle dışarıya doğru yapraklar çıkaralım hafiften hafiften. Ama buradakiler biraz açık. Neden? Bizden uzakta oldukları için. Ben olduğum için. Asmasın yani. Arabada falan içerisinde. Sesleri dikkat edelim. Sesleri tutuyorum. Bunu da hafifçe atıyorum. Sonra masanın böyle
kenarları çekerek hallediyorum. Şimdi resim bitti. Ama yine kurumasını bekleyeceğiz. Soru soran var mı? Çetin Bey, kağıdı ıslatıyor musunuz önceden yoksa fırçanın suyuyla mı? Fırçanın suyu, ıslatmadım bunu. Ama bu tür manzaralarda, yani ben size şeyi göstermediğim için, ıslak çalışmayı göstermediğim için burada da ıslak çalışmadım. Ama bundan sonraki derslerimize bir ıslak çalışalım. Islak çalışmak aslında zor gibi görünse de boyayı çok güzel dağıttığı için kolaydır. Yani bizim işimizi kolaylaştırır. Yakın bir gelecekte öyle bir çalışmayı deneriz. Peki, teşekkürler. Evet. Hocam bu 300 gramlık kağıt değil mi? Bu 185. A çizim 185'i. Hocam, Çetin Hocam. Evet. Hani ıslatmadan bahsetmişken kağıdın arka tarafını ve ön tarafını aynı anda ıslatmanın resme getireceği katkı nedir? Bence öyle bir çalışma, tecrübe varsa yani suyla boyayı, daha doğrusu ne kadar suyla ne kadar boyayı kontrol edebiliyorsanız harika bir resim çıkar. Hani siz bir öncekini öyle yaptım demiştiniz, arkasını da ıslattım demiştiniz. Evet, şimdi o zaman şöyle yapalım. Bundan sonraki çalışmayı öyle ıslak çalışalım. Nasıl çalıştığımı görün. Olur mu? Tamam. Yani süper. Bence bir defa fırça izi olmayacak. Bütün boyalar, renkler soft bir şekilde kaynaşacağı için güzel resimler çıkacak meydana. Kağıdın arkasını mı ıslatıyoruz hocam? Kağıdın arkasını, ya yani sadece arkasını ya da sadece önünü ya da iki tarafını da ıslatabiliriz. Hocam iki taraflı 80 gramda oluyor mu? 80 gram kağıt fotokopi kağıdı. O pek suya dayanıklı olmadığı için randımı vermez. Ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. Denemelerinizi öyle bir kağıtta yaparsanız küçük küçük size zorluk çıkaracaktır. Kolay olmayacaktır. Dolayısıyla zordan başlarsanız biraz daha çabuk kavrayabilirsiniz. Teşekkür ederiz. 300 gram için bir öneriniz var mıdır? Ben Arçiz marka kağıt kullanıyorum. Tabakası 300... tabakası 50 derece civarında. Biraz pahalı olabilir. Ama benim kağıdım bu. Ya 300 gramlık kağıt için bir öneriniz olabilir mi? Marka ıslatma konusunda. 300 gramlık kağıdın önünü, arkasını, iki tarafını da ıslatabilirsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Resmin artık son aşamasına geliyoruz. Bu sürdüğümüz, dediğim gibi kurumamış elim sürdüğümüz. Gördüğünüz sesini duyuyor mu? Bozulacak korkusuyla öden sürdüğüm onu. Hocam. Efendim. Resme dalıp da önünü arkasını ıslattığımız vakit kenarları bantlanmaz o zaman, öbür türlü yani öyle çalışabilir miyiz? Zaten bantlamaya gerek yok. Dolayısıyla ıslak olduğu için kağıt altlı, yani şu benim resmi kağıdın altında gördüğünüz altla kağıt kendiliğinden yapışacak. Tamam, teşekkür ederim. Güzel. Yalnız geniş fırçayla ıslatacağız değil mi hocam? Valla geniş fırçayla ıslatabilirsiniz, süngerle ıslatabilirsiniz. O kağıdın içine gireceği bir tepsiye su doldurup oraya koyabilirsiniz. Küvete koyabilirsiniz. Maksat ıslatmak. Tamam. Defter kağıtlarını öyle ıslatıp da ben çalışıyordum. Olur. Yani ne kadar ıslatmak istediğinize bağlı. Onun için fırçayla olur, pamuklu olur, süngerle olur, her şeyle olur. Suyun altına tutuyordum lavabonun içinde. Tutuyordum kağıtları, öyle çalışıyordum. Tamam, olur, olur. Resmin artık son aşamasına geliyoruz. Bu sürdüğümüz kapatıcı maskeyi böyle parmağımızla
yazıyarak alıyoruz. Eğer bunun zemini karışır. Şunları işleyelim. Doğrusu içe doğru yerleri ışık oldu. Buradaki ağaçları da ben fotoğrafını gördüğünüz gibi değil de farklı boyamak istiyorum. Bu ağacın gövdesi buraya kadar iniyor. Eğer bunu yapmazsam ağaç buraya kadar iniyor. Hazır buradayken şu ağacın altına da biraz ot yapalım. Sonra ağacı alttaki bitki örtüsüne monte edelim. Eğer bunu yapmazsan ağaç havada gözükür. Diğer taraftaki ağaca geçelim. Onun da şimdi toprağa ya da alttaki bitki örtüsüne montajdan vurur. Bunların diplerini koyulaştırabilirim. Boyamıştık da limon sarısı mı diye sormuştunuz. Bu limon sarısı. Şimdi yukarıda biraz daha engelleyeceğiz. Gövdelerini şöyle yaprak desenleri koyarsak o yapraklar aradan koyu yerlerde ağaçlar olsun. Şimdi şurayı da biraz belirlersem oradaki suyu da kuvvetlendirmiş olurum. Şimdi şurada biraz bence sıkıntı oldu. Onu da şu dalları biraz dışarı çıkararak buraları dolduralım. Kesme son hali bu. Çok güzel. Bunu bir yayınlamıştım. Bir daha yayınlayacağım size. Sonra sizinize bir şey varsa sorun. Çok güzel, çok güzel. Sağ taraf çok güzel. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkür ederiz hocam. Bir soru. Ellerinize sağlık. Bir soru. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Sorabilirsiniz. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Hocam şimdi. Neyse buyurun siz buyurun. Hocam mumla çalıştığımızda bunu iyice kuruduktan sonra mı çıkartmamız lazım resmi? Mumla çalışırsanız çıkartmak gibi bir derdiniz olmayacak. Mumu süreceksiniz.
Ben mumla çalıştım hocam. Çok güzel oldu. Tamam. Hiç gerek kalmadı çıkarmaya. Boya da aldı üstü. Zaten mumu, mumu sürdüğünüz zaman çıkartacağınız bir şey olmayacak. Ancak, tamam hocam. Ancak bu maskeleme sıvısını kullanırsanız resim kuruduktan sonra onu kazımanız gerekecek. Ya da kağıt bantla bu ağaçları yaptıysanız o bantları geri almanız gerekecek. Sadece o kadar. Tamam hocam, teşekkür ederiz. Hocam ben en başta kaçırdığım için sormak istedim. O maskeleme olayı dediğiniz, hani o ağaçların gövdesini siz yaptınız, onu anlayamadım. Onu şimdi nasıl anlatayım? Ben, hayır, buradaki zaman kısıtlı olduğu için şey yapmak istemedim. Tamam. Bana WhatsApp'tan bu soruyu hatırlatın, WhatsApp'tan cevaplayayım ben, olur mu? Tamam, tamam hocam. Yani buradaki vakit kısıtlı.